Barbara Hepworth'un Pelagos isimli eserini görmek için Tate Britanya'ya geldik. Bu eser 2. Dünya Savaşı bittikten hemen sonra yapılmıştır. Pelagos, Yunanca'da deniz anlamına gelir. Hepworth'un 2. Dünya Savaşı başlamadan 1939'da Cornwall'a taşındığını biliyoruz. Cornwall, denizin kara ile birleşiminin en güzel örneklerinden biri olarak tanınır. Ancak bu bir deniz ya da manzara tasviri değil. Bu Hepworth'un gördüğü ve kopyalamak istediği bir şey de değil. Bu birinin orada hissettiklerinin şekilsel bir deneyi. Bu tamamen deneyimle alakalı ve aslına bakarsanız Hepworth'un kendisi de bundan bahsediyor. Kumda yatarken, yüksek bir yamaçta rüzgara karşı dururken, kuşlarla birlikte denizin neredeyse üzerinizde olması ne kadar değişik bir şekil ve oluş, büyük kayalara sığınıp güneşin altında Pendor ve Zenor koyunun çift spirali oluşturan üzeri ot kaplı kayaları üzerinde kaykıldığınızda insanın kendini şekille kontrast halinde hissetmesi. Birisi bunu heykele nasıl çevirebilir? Heykel her zaman insan vücudunu merkezine alan bir sanattalı olmuştur. Ama Hepworth neredeyse imkansız olan bir şeyin peşinde. Birisi içsel bir duygusunu şekil, kütle, hacim, doku ve renklerin diline nasıl çevirebilir? Bunu heykel açısından düşündüğümüzde aklımıza hemen kahramanların, savaş sahnelerinin, antik Yunan tanrı ya da tanrıçalarının, azizlerin ya da dini figürlerin heykelleri geliyor. Peki sizce Hepworth ne yaptı? Öncelikle kullandığı malzeme ahşap. Bu sıcak bir malzemedir. Sanatçının elinde iyi bir his bırakır. Dokusu ve renkleri de son derece zengindir. Hepworth, insanların aklına sığınma ve korunmayı getiren yuvarlak şekiller kullanmış. Eserin boyutlarına değinecek olursak, son derece küçük ve özel bir eserle karşı karşıyayız. Neredeyse bir insanın omuzları arasındaki genişliğe sahip ve bu özelliği sayesinde de bizi kendisine çağırıyor. Bir kaidenin üzerinde de değil, bu cam kutunun içinde bile beni kendisine çekebiliyor. Ağacın hatta iç yüzeyin yumuşaklığını hissetmek istiyorum. İçini maviye boyaması ahşabın sıcaklığı ile bir kontrast oluşturuyor. Boyanmış ahşap olmasına rağmen neredeyse taş gibi duruyor. Sonra bir de ipler var. Ağacın yuvarlak şeklinin tam tersi. Doğrular oluşturmuşlar ve son derece kırılgan duruyorlar. Bu heykelin hacmine iki boyutlu bir çizim eklemek gibi olmuş. Ahşabı kendi üzerine döndürebilecek döndürebilecekmişsiniz gibi bir his yaratıyor aklımıza içindeki canlı tarafından üretilen bir deniz kabuğu geliyor. Ya da tam da doruk noktasında bu ipler tarafından durdurulmuş bir dalga. Tam da aşağıya doğru inmeye başlayacağı o anda o muhteşem duruşunu sabitler gibi. Heykel son derece karmaşık bir heykel. Etrafında dolaşırken karşınıza ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Heykele daha uzun zaman ayırdığınızda eğriler arasındaki ilişkinin ne kadar kırılgan ve karmaşık olduğunu anlıyorsunuz ve heykelin kendisi size çok derin gelmeye başlıyor. Ve bu ideal özelliklerin bu heykel yapıldığında nasıl bir sığınak sağladığını da düşünmeden edemiyorum. Bu 1946'dan bir fotoğraf. Savaş yeni bitmiş. Britanya harabeye dönmüş. Ama Hepworth bu ideal temsili yaratıyor. Kendisi yüksek modernizm olarak adlandırdığımız bir dönemde yaşamış. O dönemdeki sanat tarihçilerini okuyacak olursak buna şekil verecek olaylardan hemen hemen hiç bahsetmediklerini görürüz. Örneğin savaşın bitişi. Bunun yerine Hepworth'ün bozduğu geleneklerden, mesela heykelin bir kütle olduğu geleneklere odaklanırlardı. Hepworth ilk hareketini yaptığında heykelin o güne kadar olduğu şeylerin dışına çıkmıştı. Barbara Hepworth ve o dönemden Henry Moore gibi heykeltıraşlar söz konusu olduğunda akla gelen konulardan bir diğeri malzemelere sadık olmaktır. Bu 19. yüzyıl heykel sanatının dışına çıkmak, yani mum ya da kil ile modelleyip bronz kalıplara dökerek ya da mermeri başkaları tarafından oydurarak heykel yapmamak anlamına gelir. Burada sanatçının kendi seçtiği bir ahşap parçasının heykele dönüşmesi söz konusu. Heykelin etrafında dolaşırken ahşaba gösterilen hassasiyeti de anlamış oluyoruz. Buradaki daireleri görmek mümkün. Heykel 70 yaşın üzerinde. Organik olduğu ve işlem gördüğü için de ne yazık ki artık mükemmel değil. İplerde hafif sarkmalar var. Düşündüğüm kadar sıkı değiller. Ahşapta bazı çatlaklar var ve boya da yenilenmiş. Dışının karanlık, içinin aydınlık olması ise beklenmeyen bir şey. Hepworth daha sonra verdiği demeçlerde renklerin eserlerindeki rolünü göz ardı etmiş olsa da mavi denizin, kahverengiyi de sanatçının yaşadığı yer olan Cornwall'da denizi kucaklayan karanın rengi olarak düşünmemek elde değil.